Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. AK Parti İl Teşkilatı 28 Şubat 1997 yılında seçilmiş hükümete karşı yapılan darbenin 21. yıl dönümünde 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda 28 Şubat inanca ve demokrasiye darbe sergisi açtı. İl Başkanı Hüseyin Altınsoy düzenlenen programda 28 Şubat'tan 15 Temmuz'a darbeleri kınama açıklaması yaptı. 1997'de gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu toplantısıyla postmodern darbe olarak anılan 28 Şubat sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, 28 Şubat darbesinin yıl dönümü vesilesiyle tüm darbeleri bir kez daha şiddetle ve nefretle kınadıklarını söyleyerek hükümetimiz ve milletimiz darbeler tarihine nokta koymuştur. 28 Şubat ve 15 Temmuz sürecinde yaşanan acıların, sıkıntıların bugün artan demokrasiyle birlikte daha iyi anlaşıldığını ifade ederek herkese teşekkür etti. 28 Şubat 1997 tarihinde Türkiye postmodern bir darbeyle muhatap oldu. Bugün 28 Şubat darbesinin yıl dönümü vesilesiyle tüm darbeleri bir kez daha şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Darbe bir insanlık suçudur. Zira darbe eylemiyle insanların başta yaşama hakları elinden alınmakta, bireysel ve toplumsal her türlü özgürlükleri kesintiye uğratılmaktadır. 28 Şubat döneminde bireysel özgürlükler bağlamında insanların eğitim, öğretim, çalışma, düşünce, inanç ve ibadet haklarının elinden alındığını gördük. Bu milletin çocukları ilk öğretimden üniversite çağına kadar eğitim hayatından yoksul bırakıldılar. Dini inançları sebebiyle çalışma hakları dahil tüm sosyal ve ekonomik hakları ellerinden alındı. Haince fişlendiler. Başörtülü kadınlarımız örtülü oldukları gerekçesiyle kamu hizmeti alamadılar. Bazı firmalar ise yeşil sermaye denilerek ihalelere alınmayıp teşebbüs hürriyetleri kısıtlandı ve ekonomimize, iş gücüne yapacakları katkıyı yerine getiremediler. Bankalarda milletin trilyonlarca parası hortumlanarak illegal yapılara aktarıldı. Medya attığı manşetlerle meşru hükümeti devirdi, siyasi darbe yaptı. Darbeciler tarafından başbakanlar, bakanlar hükümetten tard edildi. Partiler kapatıldı. Ankara sokaklarında tanklar yürütülerek siyasete, demokrasiye ve insan haklarına balans ayarı yapıldı. Bürokrasinin bir ayağı olan Milli Güvenlik Kurulu kararlarıyla siyasiler hizaya çekilip hükümet yönetimi vesayet odaklarına teslim edildi. Ancak 15 Temmuz darbe girişiminde de açıkça ortaya konulduğu üzere hükümetimiz ve milletimiz darbeler tarihine son noktayı koymuştur. Son hain örneğini 15 Temmuz'da bir kez daha yaşadığımız her türlü darbe ve darbe girişimini artık tarihin karanlık sayfalarına gömüyoruz. AK Parti olarak bu noktadaki kararlılığımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizden aldığımız güçle her türlü vesayet odaklarına ve darbeci zihniyeti deklare ediyoruz. Milletimizin feraseti, cesaret ve gayretiyle artık o günleri hiçbir zaman yaşayamayacağımıza inanıyoruz. Milletin kendi kendini yönetme hakkının ve milli iradeye saygının ülkemizdeki siyasi, hukuki ve sivil tüm kurum, kuruluş ve bireylerce kabul edilmesini diliyoruz. Geçmişten gelen kadim medeniyetimizin tecrübesiyle geleceğe güçlü ve lider Türkiye'ye daha emin adımlarla yürüyoruz. 16 yıldır her daim yanımızda olan milletimize saygıyla şükranlarımızı sunuyoruz.
Siz çok kıymetli basın mensuplarımıza da samimi ve kıymetli katkılarınız için teşekkür ediyorum. AK Parti İl Teşkilatı'nın 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlediği programa AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Merkez İlçe Başkanı, İl Gençlik Kolları, Kadın Kolları, Partililer, Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Haydi konuş bakalım, liseler arası münazara yarışmasında çeyrek final elemeleri sona erdi. Aksaray Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün birlikte yürüttüğü Hazım Kulak Anadolu Lisesi projesi kapsamında Haydi Konuş Bakalım adlı liseler arası münazara yarışması çeyrek final elemeleri ikinci turla sona erdi. Aksaray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Haydi Konuş Bakalım çeyrek final ikinci tur elemelerinde okullarda resmi sivil kıyafet olmalı olmamalı konusunu tartışan Ulurmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Şehit Ali Er Anadolu Lisesi öğrencileri arasında tur atlayan okul Şehit Ali Er Anadolu Lisesi oldu. Madem içinizden geliyor bir olmak oluştan biz öğrenciye karşı çıkmıyoruz ve sen de dedin kıyafetlerin önemi yok. Önemli olan okul aklınızdakilerdir ve ruhumuzdakilerdir diye. Yani. Tek tip değil arkadaşlar. Daha önce de değindim. Üçünüz de aynı şeyi söylediniz. Tek tip diye resmi kıyafeti sallıyorsunuz burada. Eğitim özelleşmeli, özelleşmemeli konusuyla birbirleriyle kıyasaya mücadele eden Hazım Kulak Anadolu Lisesi ve Şehit Pilot Hamza Gümüş Soy Fen Lisesi öğrencileri arasında ise yarı final biletini alan okul Hazım Kulak Anadolu Lisesi öğrencileri oldu. Eğitim denince bize hep Finlandiya örneği verilir. Ancak hatırlatmak isterim ki biz Finlandiya'nın nüfusu kadar mülteci barındıran bir ülkeyiz. Sadece ilkokulda okuyan öğrenci sayımız onların toplam nüfusundan fazla. Münazara takımlarındaki öğrenciler konuya hakimiyet, vurgu ve tonlamayla Türkçeyi iyi kullanma, ikna yeteneği, beden dili, zamanı iyi kullanma gibi performans göstergeleriyle değerlendirilip ekip olarak yarı finale yükseldi. Münazara yarışması yarı final elemeleriyle devam edecek. Uluslararası Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı Pazar Pazarı Fuar alanında 5. kez kapılarını açtı. Bu yıl uluslararası kimlikle kapılarını açan Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'na ilk günden ziyaretçilerin ilgisi yoğun oldu. Aksaray Ziraat Odası ve STK platformu tarafından düzenlenen fuara bu yıl yerli ve yabancı olmak üzere 150 firma katılıyor. 5. kez kapılarını açan Uluslararası Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nın açılışını Vali Aykut Pekmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı ve Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk, Belediye Başkan Vekili Serdar Baydar, Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ve diğer il protokolü üyeleri birlikte yaptı. Bilindiği üzere bundan 5 yıl önce Aksaray'a tarım fuarı şart dedik, elimizi taşın altına koyduk. Çiftçilerimize, Aksaray'ımıza böyle güzel bir tarım fuarı kazandırdık. Tabii bunu tek başına yapmadık, bunu tarım platformuyla yaptık. İlin idarecileriyle yaptık ve çok iyi bir güne geldik. Beşincisini düzenlediğimiz fuar şu anda uluslararası Aksaray'a ciddi şekilde katkı sağlayacak dünya çapında duyulan bir fuar. Aksaray'ın ekonomisine, tanıtımına ciddi katkı sağlayacağına ben inanıyorum. Aksaray'ımıza, Aksaraylı çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu yıl 5.sini düzenlediğimiz Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın öncelikle şehrimize ve tüm katılımcılara, paydaşlara ve çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ve bu fuar organizasyonunda emeği geçen Ziraat Odası Başkanlığı ve ilgili kurum kuruluşlara teşekkür ediyorum. Şehrimiz tarım ve hayvancılık şehri ve bu tarım hayvancılık faaliyetlerinin kaliteli, hızlı, nitelikli yürütülebilmesi için teknolojiye ve teknolojik aletlere muhakkaki ihtiyaç var. Bu anlamda işte bu fuarlar teknolojiyi üreten, pazarlayan firmalarla tüketiciyi ve bu teknolojiyi kullanan çiftçilerimizi bir araya getirmekte ve farkındalık faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamaktadır ve bu anlamda çok önemlidir. Aynı zamanda bu organizasyonlar bir şehrin tanıtımında da çok ciddi katkıları
olmaktadır. İşte biz de belediye olarak bu ve buna benzer sebeplerden dolayı bu tip organizasyon ve faaliyetlerin her zaman destekçisi olduk ve bundan sonra da inşallah olacağız. Sayın Başkanımız 4 yıl önce göreve başladığından itibaren gelen talepler doğrultusunda işte burada görmüş olduğunuz semt pazarı etrafı kapatılarak nitelikli hale getirildi ve bir fuar alanına dönüştürüldü. Bu anlamda burayı kullanmak isteyen tüm kurum ve kuruluşlara bu tip organizasyonlar için ücretsiz tahsisini yapıyoruz. Ve burada yapılan tüm organizasyonlarda biz belediye olarak en önemli paydaş kurum olarak göreve hazırız diyoruz. Başkanımız da bu anlamda bu kurum ve kuruluşlara emeklerini esirgemiyorlar. Ben buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Kısaca bunları ifade ettikten sonra bir kez daha organizasyonun şehrimize kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şehrimiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Şehir dışından gelen katılımcılara ve misafirlerimize hoş geldiniz diliyorum. Kıymetli protokole ve değerli hazirona tekrardan selam ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Tarımsal üretim, toprak, su, iklim ve ekolojinin yanında bilgi, teknoloji ve tecrübe ister. Bu bakımdan fuarlar, bilgi ve teknolojinin geldiği seviyelerin sergilendiği, üretici ile tüketicinin, satıcı ile alıcının buluştuğu mekanlardır. Fuarlar, ticaretin gelişmesine, şehrin ve ülkenin ekonomisine ciddi katkısı olan faaliyetler. Fuarda tarımın temel girdileri tohum, fide, fidan, gübre, ilaç ve diğerlerinin yanı sıra tarımda kullanılan makine, alet ve ekipmanların sergilendiği, tanıtıldığı ve satışının yapıldığını, bunların sektörün gelişmesi için önemli bir vasıta olduğunu biliyoruz. Çok değerli katılımcılar, tarım insanımızın sağlıklı beslenmesi için çok önemli. Gıda güvenliği ve güvenilirliği fevkalade önemsediğimiz bir konudur. Dolayısıyla tarım stratejik bir sektördür. Tarım insanoğlunun ilk ve modası geçmeyen bir üretim faaliyeti. Bütün bilimsel ve teknolojik gelişmelere rağmen tabiat şartlarına bağımlılığı önemli nispette devam etmektedir. Tarım ülkemizin ekonomisi ve sosyal yapısı bakımından fevkalade önemli. Bu nedenle de desteklenmeye devam edilmelidir. Değerli misafirler, ülke olarak 23.8 milyon hektar alanda tarımsal üretim yapıyoruz. Ayrıca çay ve meyve aramızda ilave ettiğimiz zaman 38.4 milyon hektar tarım alanına sahip bulunmaktayız. Aksaray ilimizin 800 bin hektar alana sahip olduğunu, bu alanın da 420 bin hektarının tarım arazisi olduğunu biliyoruz. 420 bin hektar arazinin %95'i tarla arazisi, arta kalanı meyve, sebze ve bağ alanıdır. Ayrıca 179 bin hektarlık bir çayır ve mera alanına sahibiz. Aksaray ilimizin önemli bir hayvancılık potansiyeline sahip olduğunu, 236 bin adet büyükbaş ve 610 bin adet küçükbaş hayvan mevcuduyla de ülkemizin önemli bir hayvancılık merkezi konumunda olduğunu biliyoruz. Çok değerli katılımcılar, bizler bakanlık olarak çiftçisiyle, üniversitesiyle ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla tarım sektörü olarak büyük bir aileyiz. Bu ailenin her bir ferdinin gayretli katkıları ve özverili çalışmalarımızın sonucu olarak inanıyorum ki ülkemiz, sektörümüzün kalkınması daha hızlı kalkınacak. Hem tarım hem de ülke ekonomisi büyüklük bakımından dünyada ilk sırada yer alacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın tarım sektörü kalkınmadan ülke kalkınamaz tespitini direktif olarak kabul ediyor ve bakanlık olarak çalışmalarımıza bu doğrultuda yön veriyoruz. Sözlerime burada son verirken fuarın Aksaray'ımıza, ülkemize ve özellikle çiftçilerimize hayırlar getirmesini diliyor. Fuarın düzenlenmesinde emeği geçen, katılım sağlayan, başta Sayın Valimiz olmak üzere Belediye Başkanımıza, sivil toplumun değerli temsilcilerine, siyasi parti temsilcilerine, il müdürlüğümüz çalışanlarına, katılımcı firmalara, üreticilerimize ve fuar ziyaretçilerine bakanlığımız adına şükranlarımı sunuyor. Afrin'de terör örgütlerinin temizleme operasyonunda mücadele eden kahraman ordumuza başarılar temenni ediyor. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor. Gazilerimize acil şifalar diliyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Türkiye'nin en büyük tarım fuarı olan Konya Tarım Fuarı'ndan sonra yine bölgede bir KOP ilimiz olan Aksaray'da böyle güzel, büyük belediyemiz, valiliğimiz, ziraat odamız, tarım il müdürlüğümüz, diğer yetiştirici birliklerimizle el ele verip böyle güzel bir fuarı açmalarından dolayı kendilerine tebrik ediyoruz.
Bizler de bu fuara her türlü desteği vereceğimizi, bundan sonra daha da büyümesi için elimizden geleni yapacağımızı ve bu manada Aksaray milletvekillerimiz, başta AK Parti Grup Başkan Vekilimiz İlknur Hanım ve Cengiz Aydoğdu ve Mustafa Serden geçti vekillerimizle de beraber meclisten, aynı zamanda bölgenin diğer vekilleriyle beraber bu bölgenin kalkınması için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz, vermeye devam edeceğiz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız olmak üzere AK Parti olarak da zaten elimizden gelen çiftçimizi rahatlatacak, çiftçimizi daha da gelir seviyesini artıracak her türlü çalışmayı planlıyoruz. Bizler de meclis komisyonu olarak yapmaya çalıştığımızda bu, özellikle komisyon başkanı olarak seçildiğimiz günden bugüne kadar birçok bölgemizde çiftçi buluşmaları gerçekleştirdik. Bu çiftçi buluşmalarında çiftçilerimizin görüşlerini, taleplerini, önerilerini aldık. Bu önerilerimizi Sayın Başbakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza iletiyoruz ve onlara göre sizin önerileriniz doğrudan, birinci elden onlara ulaşıyor. Birazdan açılışını yapacağımız, bu yıl beşincisini düzenlediğimiz, benim de ikinci defa katıldığım tarım fuarımızın hem Aksaray hem de bölgemiz için önemi büyük. Her sene artan katılımcı sayısı ve ziyaretçi sayısı bu önemi de gösteriyor. Tabii Aksaray belki son yıllarda gelişen sanayisiyle bir sanayi kenti üveytinde gibi gözüküyor. Ama ancak 420 bin hektarlık tarım arazisiyle tarımda ve hayvancılıkta da önemli bir konumda. Sayın Müsteşarımız da bahsetti. Aksaray şeker pancarı, yonca, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, arpa gibi ürünlerde, üretimde Türkiye'de ilk 10 içerisinde yer alıyor. Ben sözlerimi çok uzatmadan fuarın ilimize, bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Fuarda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri ve ziyaretçiler standları gezdi. Fuar 3 Mart tarihine kadar açık kalacak. Aksaray Belediyesi, daha temiz ve yaşanabilir bir Aksaray için Avrupa kentlerinde uygulanan çöp konteyneri sistemini pilot bölge olarak belirlediği Atatürk Bulvarı'nda hayata geçirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce çevre temizliğine önemli katkılar sağlayan modern bir sistem olan yerüstü çöp konteynerleri uygulaması, vatandaşlar tarafından kabul görmesi ve memnuniyetleri neticesinde kent genelinde yaygınlaştırılacak. İlk olarak Atatürk Bulvarı'nda başlanan uygulamada 3000 litre 60 adet yerüstü konteyner sistemleri bütün bilinen çöp türleri için kullanılacak şekilde Avrupa standartlarında imal edilerek uzun süreli kullanımlar için tasarlandı. Yerüstü konteyner sisteminin şoförün araçtan inerek veya inmeden uzaktan kumandalı tam elektronik sistemli vinç tarafından boşaltılma ve yıkanarak temizlenme özelliği bulunuyor. 3 metreküp kapasiteli konteyner, kullanım kolaylığı ve boşaltma esnasındaki sessizliği ile de görüntü ve gürültü kirliliğini önlüyor. Galvanizli çelik sacdan yapılmış olan yerüstü konteynerler, soğuğa ve güneş ışınlarına karşı dayanıklı olmasının yanı sıra alt kısmında atık çöp sularının dışarı sızmasını önlemek için tasarlanmış 250 litrelik depoya da sahip. Konteyner hem elle açılabilme hem de ayakla basılıp açılabilme özelliğine sahip. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri merkezde bulunan metruk binaların yıkım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Fen İşleri ve Kentsel Tasarım Müdürlüğü ekipleri son olarak Aksaray Merkez Hacılar Harmanı Mahallesi'nde 5706. sokakta bulunan metruk bir binanın yıkımını tamamladı. Aksaray Belediyesi tarafından yapılan açıklamada bina sahipleri, muhtarlar veya vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler ya da ekiplerin sahadaki inceleme ve araştırmaları sırasında belirlenen harabe haldeki metruk yapıların yıkımlarının süreceği bildirildi.
Yıkım çalışmasına tanık olan mahalle sakinleri, özellikle küçük çocukları için tehlike oluşturan, kimi zaman da madde bağımlılarının uğrak yeri olan binaların yıkımından dolayı Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve belediye ekiplerine teşekkür ediyor. Aksaray Belediyesi sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında kişisel gelişim uzmanı Ahmet Şerif İzgören'i Aksaraylılarla buluşturdu. At Şu Adımı adlı konulu konferans için Aksaray'a gelen Ahmet Şerif İzgören seminerine büyük ilgi gösteren Aksaraylılar salona sığmayınca kişisel gelişim uzmanı İzgören sahnede seyircilere yer açtı. Seyircilerin hınca hınç salonu doldurduğu, sahnede ve ayakta izlediği seminerde Ahmet Şerif İzgören yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kaldı. Katılımcılara hangi işi yaparsanız yapın, yaptığınız işi dünyanın her tarafında yapabiliyor musunuz, bunu sorgulamanız gerekir diyen Ahmet Şerif İzgören yaşanmış öyküleri dinleyicilere aktardı. Kendine has üslubuyla izleyenlere keyifli anlar yaşatan İzgören, emek, girişimcilik, karakter ana başlıklarıyla iş dünyasında başarıya giden yolda tecrübelerini aktardı. Seyirciler arasında semineri izleyen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, söyleşi sonunda Ahmet Şerif İzgören'e teşekkür ederek çiçek takdim etti. Şimdi tabii bu kadar güzel sözlerin arkasından bir şey söylemek haddim değil. Çünkü çok güzel bir söyleşi oldu, çok güzel bir konferans oldu. Artık adına ne dersin? Şunu söylemek istiyorum, biz Aksaray Belediyesi olarak İzgören Akademi'den ders alıyoruz. Yani öğrencisiyiz ve bundan da gurur duyuyoruz. Aksaray Belediyesi, Anadolu'da personeline eğitim veren sayılı belediyelerden ve İzgören Akademi'nden gidiyoruz, düzenli eğitim veriyoruz. Yıllar içinde o değişimde adım adım göreceksiniz. Müthiş bir yatırım. Çok teşekkür. İlgi ve katılımın yoğun olduğu seminer sonunda Ahmet Şerif İzgören kitaplarını imzaladı. Aksaray Belediyesi'nin düzenlediği kültür sanat etkinlikleri tüm Aksaraylılara hitap eden konu ve konuklarıyla Mart ayında da hız kesmeden devam edecek. Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.